Başbakanları dolandırıp örtülü ödeneği yağmalayan, sahte karakol kurup azınlıkların varını yoğunu elinden alıp bununla da yetinmeyip yattığı hapishaneden İtalyan faşist diktatör Mussolini'yi dolandıranlar, Hitler'in olmayan günlüğünü ünlü bir dergiye satıp zengin olan, Brooklyn Köprüsü'nü satan, sahte tahvillerle köşeye dönen, pilotum deyip bedava dünyayı dolaşan. İşte Türkiye'nin ve dünyanın en namlı dolandırıcıları ve hikayeleri. Sülün Osman. Çevirdiği dolaplar filmlere bile konu olan Sülün Osman, her şeye rağmen halkın hayranlığını kazanmış bir isimdi. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı bile İstanbul'a yeni gelmiş Anadolu'nun saf tüccarlarına satma yeteneğine sahipti ki bu özelliğiyle filmlere bile konu olmuştu. Sülün Osman'ın İstanbul'a yeni gelmenin ürkekliğini üzerinden atamayan taşralılardan şehir meydanındaki saate bakma parası bile aldığı rivayet edilir. Güney Zobu, 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı Rocky, genelde yasa dışı işler yapanları dolandırdığı için bu kişiler kendisini şikayet edemezmiş. Genellikle azınlıkları dolandırmasıyla ünlü Rocky'nin babası Tümgeneral Şemsettin Zobu, erkek kardeşi de Londra'nın ünlü iş adamlarından Kuzey Zobu. Rocky aynı zamanda sinema oyuncusu Melike Zobu'nun da babası. Rocky dolar taşımanın suç olduğu yıllarda Almancı ya da Amerikalı kılığında büyük otellere bavulla döviz satma vaadiyle çok kişiyi dolandırmıştı. Banker Castelli, 1980'lerde başlayan banker furyasında yıldızı parladı. Yıllık enflasyon %30 iken aylık %12 faizle para topluyordu. Milli gelirin 70 milyon olduğu günlerde Castelli'nin elinde 100 milyar para toplanmıştı. 40 bankanın bankerleri saf dışı bırakan kararı imza atmasıyla işler birden tersine döndü. İflas eden Castelli yurt dışına kaçtı. Banker Baco. Papatyalı banker olarak bilinen Baco 80'lerde binlerce kişinin parasını batırarak üne kavuştu. Bankalardan kredi alırken imza yerine papatya resmi yaparak alenen de devletle dalga geçen Baco, Emlak Bankası'nı bile dolandırdı. Baco dolandırıcılık suçundan yıllarca hapis yattı. Ayşe Benli, Türk dolandırıcıların dünyaya açılması da uzun sürmedi. Ayşe Benli'nin kumar çetesi Las Vegas'taki Venetino Casino'yu 2 milyon dolarlık kazık atarak ABD'yi bile karıştırdı. Poker oynarken yaptıkları hile uzmanları tarafından bugün bile çözülemeyen Benli çetesi FBI tarafından aranıyor. Ancak henüz izlerine rastlanabilmiş değil. Selçuk Parsa'dan. Selçuk Parsa'dan Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde örtülü ödenek dolandırıcılığıyla gündeme geldi. Parsa'dan Aralık 1995 seçimlerinden önce emekli orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanarak örtülü ödenekten 5,5 milyar lira aldığı basına yansıdı. Afyon cezaevinde Özdemir Sabancı suikasti faillerinden Mustafa Duyar'ın öldürüldüğü olayda tek kurşunla yaralandı. 25 Temmuz 2006'da İstanbul'da omurilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Eyüplü Halit. Eyüplü Halit Türk tarihinin isim yapmış ilk dolandırıcısı. Suç tarihine damgasını vuran vukuatı İstanbul'un işgal altındaki son günlerinde kendi karakolunu kurması. Rumları karakola çağıran Eyüplü Halit kendisini komiser olarak tanıtıp ihbarcılıkla suçluyordu. Daha sonra da rüşvet isteyip bu insanları soyuyordu. Tehcir ve mübadele koşullarında azınlık düşmanlığı da ayyuka çıktığı için hiç de zorlanmıyordu. Eyüplü Halit çok güzel Rumca ve Fransızca konuşuyormuş. Eyüplü Halit'in bilinen en eski üç kağıdı İstanbul'un işgalinin sonlarında Türk ordusunun şehre girmesine 3-5 gün kala Eyüplü Halit arkadaşı Arap Abdullah'la Rumların yoğun olarak yaşadığı bir semte metruk bir bina ayarlayıp karakol kurmuş. Kentteki otorite boşluğu nedeniyle kimse bunu garipsememiş. Kendisini komiser, arkadaşını da bekçi tanıtıp mahallenin zenginlerine musallat olmuş. Karakola çağırdıkları kurbanlarına iyi polis, kötü polis rolü oynayıp onları korkutarak soymuşlar. Eyüplü Halit 1935'te yine hapisteyken bir mektupla Mussolini'yi dolandırmış. Hapishanede kasa hırsızı bir İtalyanla tanışmış. Onu kafaya alıp Mussolini'ye bir mektup yazmış. Sayın Mussolini, ben sizi çok seven, fikirlerinizi çok takdir eden bir Türk'üm. Antalya'nın sizin hakkınız olduğunu savunduğum için hapiste yatıyorum. Yardımınıza muhtacım. Mektup postalandıktan bir ay sonra İtalyan Başkonsolosu ziyaretine gelmiş ve yüklüce bir parayı Eyüplü Halit'e teslim etmiş. Eyüplü, 68 gelin adayını dolandırdıktan birkaç ay sonra
yakayı ele vermiş, işkence görmüş ve cezaevinde hayatını kaybetmiş. George Parker, ABD'nin en ünlü dolandırıcılarından New York şehrinin en ünlü yapıtları olan Metropolitan Müzesi ve Özgürlük Anıtı dışında en büyük dolandırıcılığını Brooklyn Köprüsü'nü birkaç kez satarak yapmış. Parker işi o kadar ileriye götürmüş ki bazı rivayetlere göre parası çıkışmayanlara köprüyü aylık taksitlerle sattığı olmuş. 1928 yılında suçüstü yakalanan Parker müebbet hapse çarptırılmış. Gregor McGregor, yüz ölçümünün 12 bin mil kare olduğunu söylediği müşterilerine hayali Orta Amerika ülkesi Poya ise kıymetli madenlerle zengin olduğunu ileri sürerek birkaç kez satmayı başarmış. Kendisi Poyais ülkesinin prensi olarak tanıtan McGregor, bazı İngiliz yatırımcılara sahte Poyais tahvillerini 200 bin sterline satmış. Victor Luskit, ABD ve Avrupa'da yaptığı dolandırıcılık suçlarından dolayı tutuklanıp ünlü Amerikan hapishanesi Alcatraz'a gönderildi. Eiffel Kulesi'ni hurdacıya satmakla ünlenen Lustig, ayrıca para basma makinesi satışıyla da birçok insanı dolandırmış. Lustig'in en bilinen dolandırıcılık numaralarından biri de 30 dolara sattı dolar baskı makinesi numarası. Frank Abagnale, kendisini Pan Am pilotu olarak tanıtan Abagnale, 1960'lı yıllarda toplamı 2,5 milyon dolara varan sahte çek bozdurmayı başarıyor. Pan Am pilotu olarak 26 ülkeye bedava uçuş gerçekleştiren Abagnale, kendisini doktor, hukuk müşaviri olarak da tanıtarak bir dizi dolandırıcılığa imza atmış. İşlediği suçlardan ABD'de hapis yatan Abagnale, bugün şirketlere dolandırıcılığın önlenmesi üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Charles Ponzi, 1920 yılında çöken kurduğu saadet zinciri sayesinde milyon dolarlar kazandı. Hapis cezasını tamamladıktan sonra batık tahvilleri yatırımcılara satarak dolandıran Ponzi, ABD hükümeti tarafından İtalya'ya iade ediliyor. 1949 yılında ölen Ponzi, İtalya'da Mussolini'ye finansal danışmanlık yapıyor. Philip Arnold, 1872 yılında kuzeni John Slake ünlü elmas madeni oyunuyla birçok insanı dolandırmayı başarıyor. Wyoming'de bir arsada serpiştirdikleri yarı değerli taşları elmas olarak göstererek ünlü Baron Rothschild ve Tiffany'nin sahibi Charles Tiffany'yi de dolandırmayı başarıyorlar. Howard Welsh, Ponzi'ye benzer bir saadet zinciri kurarak ortalığı Lee Hope'la dindar Hristiyanların dini duygularını sömürüyorlar. Yüksek faiz ve vergisiz kazanç vaat ederek insanları dolandıran çift 2004 yılında yakalanarak hapse gönderiliyor. Gerd Heidemann, çalıştığı Stern dergisine 1983 yılında 6 milyon dolara Adolf Hitler'in sahte günlüğünü satmayı başarıyor. Arkadaşı Konrad Kujau'nun sahtekarlığına kanan Heidemann, ayrıca ünlü tarihçi Hugh Trevor Roper'i de günlüğünün gerçek olduğuna ikna etmeye başardı. Heidemann bu sahtekarlığı sonucu Alman mahkemeleri tarafından 3 yıl hapse mahkum ediliyor. Sean Greenhalgh, taklit ettiği ünlü ressam Gauguin'in resimlerini ve antik Mısır heykelciklerini Chicago Sanat Enstitüsü'ne ve British Museum'a orijinal diye milyonlarca dolara satmayı başarıyor. 2007 yılında işlediği birçok sahtekarlık suçundan yakalanıp hapse atılıyor. Bernie Madoff, yaklaşık 50 milyar dolarla Wall Street tarihinin en büyük yolsuzluğunu imza attı. Ponzi oyunu olarak adlandırılan saadet zinciriyle ünlü yönetmenler, bankalar, hükümet adamlarının da yer aldığı müşterilerini dolandıran Madoff için yargıçlar, yolsuzluk, yalan beyan, personel sosyal yardım sandıklarından hırsızlık, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na sahte evrak vermek ve uluslararası kara para aklama olmak üzere 11 ayrı suçtan dolayı 150 yıl hapis cezası isteminde bulundu.